Size şimdi dünyanın en gerizekalı olayını anlataraktan videoya başlıyorum. Şu iki gerizekalı bileti niye aldık biliyor musunuz? Şu an biz otobüs garındayız. Ve otobüslerin, yani gara girmeden önce bir turnike var. Yani turnikeden otobüslerin olduğu yere girebilmeniz için şu bileti almanız gerekiyor. Yani yanlış anlamadınız. Bakın, normalde bizim otobüs biletimiz var. Turnikeden otobüslerin olduğu yere geçebilmemiz için bu bileti almamız gerekiyordu. Böyle bir saçmalık var mı dünyanın hiçbir yerinde? Ben duymadım şu ana kadar. Şimdi Flixbus'a bindik. İnternetimiz var. Telefonlarımızı şarj edebileceğiz. Bu imkanlara bir önceki seyahatimize sahip değildik. O yüzden şu an bize çok lüks geliyor. Aa, bakın neye rastladım. Gördünüz mü İstanbul Fast Food? Evet, bu şehre de böyle veda ediyoruz. Görüşürüz. Yine bir sınırlar meselesi. Burada sıraya girdik şimdi. Biz şu an Zagreb'deyiz. Otogara birazdan varacağız. Öncesinde size biraz otobüsten çekim yapmak istedim. Güzel görünüyor ya şehir. Biz şimdi Zagreb'e indik. Kaldığımız yere doğru gideceğiz. Yalnız hava var ya, 40 derece, 40. 3 yıldır böyle bir sıcağı hissetmemiştim hiç. Şimdi buradan tramvayla gideceğiz. Şimdi kodu giriyoruz. Size şimdi geldiğimiz evi göstereyim. Wow. 2 gün için gerçekten çok iyi. Klimayı da açtık. Biraz sıcak, yani biraz dediğim 40 derece. Biz şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Bakalım ne bulabileceğiz. Size biraz yolculuğumuzdan bahsedeyim. Geçen seferki otobüs yolculuğuna göre gerçek anlamda çok iyiydi. Çok az kişiydik otobüste, 8-10 kişi falan. O yüzden sınırdan geçerken de hemen pasaportları gösterdik geçtik. Bayağı iyiydi. Alman Bey yerel biraları denemeye devam ediyor. Şimdi de bu birayı denedi. Arkadaşlar, biz şiş kebaba düştük yine ya. Şimdi restorandan çıktık, tekrar eve doğru gidiyoruz. Ben bir çay yaptım kendime. Bugünü de böyle kapatıyoruz. Yarın Zagreb'i keşfetmeye gideceğiz. Hadi ciao.